Bu yıl Yunus Emre yılı. Dolayısıyla Yunus Emre'yi bütün dünyaya tanıtmak Yunus Emre Enstitüsü'nün en önemli görevlerindendir. Onun için de Yunus'un deyimiyle bizi bilmeyenler ne bilsin, bilenlere selam olsun sözüyle biz Balkanlarda selam olsun projesini hayata geçiriyoruz. Çünkü Balkanların her tarafında Yunus ve Türkiye'deki bu fikir önderleri, düşünce önderleri Balkanların her tarafında da tanınıyor. Selam olsun projesinin içerisinde bir taraftan sanatsal programlar var, el sanatları, müzik ve en önemlisi de tabii ki Yunus'un sözlerinin, Yunus'un manifestosunun Balkanlarda tekrar canları buluşturması. Selam olsun projesinin bir amacı da insanın bu son dönemde Covid ile birlikte kendini, benliğini, özünü arama serüvenini Yunus'un bakış açısıyla bir çözüm sunmak. Bu açıdan da Selam Olsun projesi Balkanlarda karşılık buluyor. İlk önce Podgorica'da, Karadağ'da başladı. Akabinde de şu anda 5 ülkeyi gezecek. Değil okus pokus. Okus pokus. Bir de 30 öyle olmaz. Biraz o, biraz dur. Tamam. Biraz bir 49 oldu. Olsun. Biraz su, biraz. Ve gördünüz. Ben bir şey yaptım mı? Şey yaptım. Al bakalım bugünden nasına. Sevelim sevilelim, dünya kimseye karmaz. Seni konuştum, hay verit, bunu bahçe satırayım. Seni yubim, sevim yubit, kalıma nasıl hoşlanayım. Kıymetli öğretmenimize, dersinden zaman ayırdı ve bizlere konser vermek için bu akşam bizimleydi. Çok teşekkür ediyoruz. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldi.